Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yani şunu düşünüyorum ki herkesin merak ettiği bir yerdeyiz. Gördüğünüz üzere Sabriler'in evini göstereceğiz bugün sizlere. Şimdi açıkçası sıklıkla mı geliyordu yoksa bazı yıllar arasında mı onu pek bilmiyorum. Ama burası dünyaca ünlü Sabriler'in villası arkadaşlar Kıbrıs'taki. Şöyle gösterelim. Bu villa arkadaşlar 1974 yılından beri kapalı. İki katlı olmuşuz. Çatı katında sayacak olursak 3. Yani iki tane havuz var. Birisi arka tarafında kocaman bir havuz. Diğeri su havuzu olarak kullanılan. Evin hemen önünde bulunan küçük bir havuz. Arkadaşlar ben açıkçası Sabriler'in burada tek başına yaşadığını düşünmüyorum. Arkadaşları, ailesi gelip burada parti yapıyorlardır bence. Aslında o döneme göre gerçekten çok güzel bir bina. Ayrıca arkadaşlar arkada ve önde havuz var. Ama arkadaki havuz evin yani ev bildiğiniz gibi bazı yerler kaptırın. Bu yüzden havuz su akıtıyormuş gider yerlerinden. Ve bu yüzden evin alt kısımlarında bazı çökmeler yaşanmış maalesef. Bu yüzden havuz betonla kapatılmış. Ama öndeki havuz baktığımız zaman hala duruyor. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce evin yanını arkasını çekmiştik. Şu anda önünü görüyorsunuz. Göstermeye çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere evin ihtişamlı bir kapısı var. Yani taş duvarlardan oluşan. Hemen şu aşağıya çekecek olursak arkadaşlar. Yani havuz gibi bir yer var ama ağaçlarla dolmuş. Burası da bir havuzdu tam olarak bilinmiyor. Çalılıklar atılmış zamanla çöpler gerçekten kötü yani o döneme kıyasla. Palmiyeler yani evi esir almış ağaçlar var diyebilirim. Evde bir sürü pencere bulunuyor ki bolca güneş alsın diye. Açıkçası ben bu kadar ihtişamlı bir girişten sonra büyük şöyle iki yana açılan bir Fransız kapı beklerdim ama tek kapı var. Yani o dönemde bir ev bile bulunamadığı için bu da yani normal diye düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar gösterdiğimiz gibi şöyle evin iki tane garajı bulunmakta. O dönemde tabii ki bu evlerde güzel cennete benzeyen bir ortamda tatil yapan bir insanın aracı da olmalı tabii ki. Aracı da ortadık yere koyamazsın garaj olacak. Ay ben de çok mükemmeliyetçiliyim. Ay mükemmeliyetçiyim. Oldu. Bazı kelimeyi söyleyemiyorum valla. Evet arkadaşlar. Bugün hepinizin merak ettiği Sabriler'in evini sizlere gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kapalı Maraş'ın daha doğrusu hayalin şehrin daha bir sürü sırları var. Bunları beraber araştıracağız, çözeceğiz. Yani artık son söz bende galiba. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Başka bir Kıbrıs günlüğü videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.